Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere BitMEX'in kullanımını anlatmak istiyorum. BitMEX'i nasıl güvenli bir şekilde kullanabiliriz? Riskimizi nasıl hesaplarız? Emir türleri nelerdir? Bunları nasıl kullanırız? Ne zaman kullanırız? Bunları anlatmak istiyorum. Öncelikle eğer BitMEX'e üye değilseniz videonun açıklama kısmında bulunan linki kullanarak siteye üye olabilirsiniz. Aşağıdaki link ile siteye üye olmanız halinde karşınıza şu şekilde bir ekran çıkacak. Gördüğünüz gibi burada 6 ay boyunca %10 komisyon indirimi kazanabileceksiniz o linkle üye olmanız halinde. Buraya geliyorum. Bir e-mail adresi yazıyorum. Bir şifre belirliyorum. Ardından bulunduğum ülkeyi, ismimi ve soy ismimi işaretledikten sonra kullanım şartlarını kabul ediyorum deyip register butonuna basıyorum. Ardından bunu yaptığınızda mail adresinize bir onay maili gelecek. Bu onay mailini şöyle gidiyorum. Gördüğünüz gibi Verify My Email butonuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi burada e-mailiniz onaylanmıştır diye bir ibare yer alıyor. Daha sonrasında buradan login butonuna basıyorum. Hesabımı giriyorum. Şu an iki aşamalı doğrulama kodunu aktif etmediğim için, hesabımı daha yeni açtığım için burada bir authentication key'i yazmayacağım. Fakat bunu da nasıl aktif edeceğinizi birazdan göstereceğim. Login diyorum ve bana burada köprü içeren görselleri soruyor. Bunu işaretleyelim, doğrula diyelim. Ve gördüğünüz gibi karşımıza site açılmış oluyor. Siteye ilk girdiğinizde biraz karmaşık gelebilir size ama bu videoyu sonuna kadar izlerseniz birçok konuyu anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle ben siteyi kullanırken order book kullanmıyorum. O nedenle bu order book'u kapatalım. Ardından derinlik grafiğini de kapatıyorum. O an gerçekleşen trade'leri gösteren bir ekran var. Bunu da kapatıyorum. Daha sonrasında şunu birazcık şöyle şu tarafa alalım ve büyütelim. Burada grafiğimiz yer alacak. Dilerseniz daha sonra buradan Customize butonuna basarak demin kapattıklarımızı buradan açabilirsiniz. Şimdi siteye baktığımızda neler görüyoruz? Karşımızda öncelikle bir chart yer alıyor. Aşağıda açık emirlerimizin gösterileceği bir bölüm var. Onun dışında sol tarafa baktığımda sol tarafta emir türlerini emir açabileceğim bir bölüm yer alıyor. Yukarıda hesap, kontrat türlerinin yer aldığı bir yer. Bir menümüz var. Burada bizim toplam Bitcoin miktarımızın yazacağı yer mevcut. Buradan Account bölümüne gidiyorum. Deposit bölümüne geliyorum ve burada gördüğünüz gibi bana bir BitMEX hesabı veriyor. Bu Bitcoin hesabına Bitcoin gönderebilirim sadece. Bunu mutlaka dikkat edin. Bitcoin dışında başka bir şey gönderemiyoruz. Ethereum ya da işte başka bir coin'i gönderemiyoruz. Buradan Bitcoin adresimize Bitcoin yüklediğimizde burada sağ üst köşede total olan yer Bitcoin yükledikten sonra belli bir miktar gözükecek. Ne kadar gönderdiyseniz bu XBT olarak gözükecek. XBT BitMEX'in kullandığı kontrat türüdür. Yani siz buraya Bitcoin gönderdiğinizde BitMEX'in kontratı olan XBT kontratından almış olursunuz. Bunu yaptıktan sonra dilerseniz daha sonra withdraw bölümünden yine para çekimini de bu bölümden yapıyoruz. Burada destination adres yazan kısma para çekmek istediğimiz Bitcoin adresini yazacağız. Burada çekmek istediğimiz Bitcoin miktarını yazacağız. Burada network fee'ye yani ne kadarlık bir komisyon ödemek istediğimizi, madencilere ne kadarlık bir komisyon ödemek istediğimizi yazacağız. Aşağıda şuna dikkat çekmek istiyorum. Dikkat ettiğiniz gibi 0,003 olarak önerilmiş. Yani minimum 0,003 komisyon ödeyerek gönderim yapabiliriz. Fakat bu İlk karşınıza şu şekilde çıkacak. Yani 0,201 şeklinde çıkacak. Bunu bir sıfır daha ekleyip sonuna 3 koyarak network fee'yi azaltabilirsiniz. Submit dediğinizde mail adresinize bir onay maili gelecek. Bu maili onayladığınızda her gün bunu bazı arkadaşlar bilmiyor. Her gün saat 4'te gönderim yapılır BitMEX'te. Yani siz para çekmek istediğiniz her an para çekemezsiniz. Bu aslında bir güvenlik önlemidir. Yani sizin hesabınızı birinin eline geçtiğinde onu 24 saat içerisinde yani bir sonraki para çekim saatine kadar engelleme imkanınız olabilir. Buradan para çekim talepleriniz burada görünecek. Bunları istediğiniz zaman çarpı butonuna basıp iptal de edebilirsiniz gün içerisinde. Balances bölümüne geldiğimizde burada hesabınızdaki para görünecek. Aşağıda hesabınıza yüklediğiniz paralar ya da o gün içerisinde kazandığınız paralar yine burada Balances bölümünde gözükecek. Buradan da onların takibini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Trade bölümüne. Trade bölümünde kontratlardan bahsetmek istiyorum. Bizim ne tip kontratlarımız var? Öncelikle hepinizin bildiği gibi bir limit
kontratı, bir de market emri verebildiğimiz. Yani iki tip emrimiz var burada. Fakat BitMEX'te emir türleri sadece bu ikisiyle sınırlı değil. Bunun yanında stop market ve buradan ok butonuna basıp stop limit, trailing stop, take profit limit, take profit market gibi emirlerimiz var. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Limit emir nedir? Limit emir bekleyen emirdir. Örneğin fiyat, şunu kapatalım şunları. Örneğin fiyat burada 3554'teyken ben daha aşağıdan bir alım yapmak istiyorsam, yani fiyat düşünce alım yapmak istiyorsam, buradan limit bölümünden buy yapabilirim. Ya da daha yukarı gittiğinde sat yapmak istiyorsam onu da yine limit bölümünden sell yaparak, sell emri açarak açabilirim. Market emri şu an fiyat hangi fiyattaysa, yani şu an neredeyse Bitcoin'in fiyatı, tam o fiyattan buy ya da sell yapabilirim. Stop market emri, işte burada işler birazcık karışıyor. Bu şu demek. Örneğin fiyat, şöyle işaretleyelim birlikte. Şöyle yatay bir çizgi alalım. Örneğin bu seviye geçildiği zaman almak istiyorsam ben, şunun kalınlığını biraz arttıralım. Şimdi fiyatımız şu an 3556. Ben 3600 geçildiğinde almak istiyorsam, yani burası geçildiğinde al demek istiyorsam, stop market'i kullanabilirim. Burada geçilmesini istediğim seviye ne? 3623. Gelip buraya 3623 yazıp set buy stop, gördüğünüz gibi sell bölümü yanmadı. Buy bölümü yandı sadece. Eğer burada set buy stop'u işaretlersem bu seviye geçildiği anda alım yapar ve ondan sonra daha da yukarılara kadar taşıyabilirim bunu. Bu buy stop, sell stop nerede işe yarar? Ne zaman bunu kullanabiliriz efektif bir şekilde? Örneğin bir üçgen formasyonunun içinde olduğumuzu düşünelim. Ve biz diyoruz ki bu üçgenin nereye kırılacağını bilmiyoruz. Bir simetrik üçgenimiz olsun. Şunu kaldıralım. Örneğin fiyat bunun içerisinde hareket ediyor ve ben bu yukarı kırıldığında almak istiyorum. O halde gelip buradan atıyorum şu seviyeyi işaretlerim. Derim ki bu bunun içinde hareket ederken 3630 geçildiğinde al derim. Buraya bir buy stop emri koyarım. Üçgen kırıldığında bunu alırım ve yukarılara kadar, hedefime kadar taşıma imkanım olabilir. Bu buy stop ve sell stop çok önemli bir emir türüdür. Birçok arkadaş bunu bilmez ya da kullanmaz. Fakat ben kullanmanızı tavsiye ederim. Dirençlerin geçildiğinde ya da desteklerin kırıldığında emir açmak için çok güzel bir özelliktir. Bunun yine aynısını stop limitte de gerçekleştirebilirim. Bu da şu demek. Burada limit price ve stop price göreceksiniz. Bu şu demek. Bir tanesi bir seviye geçildiğinde daha yukarısına buy emri aktif et. Ya da bir seviye aşağı geçildiğinde oraya sell emri aktif et seçeneğidir bu. Şimdi burada bunu nasıl kullanabileceğimizi göstereyim. Limit price dediğimiz o emri, o koyduğumuz emri aktif edecek. Yani o emri aktif hale getirecek limit fiyatımız. Burada gördüğünüz gibi üzerine geldiğimde ne diyor? The price you wish to buy or sell. Yani hangi fiyattan almak istediğimizi, hangi fiyattan satmak istediğimizi belirlediğimiz fiyat, limit price. Stop price da hangi fiyata geldiğinde limit price aktif olsun. Yani örneğin şöyle göstereyim onu da. Fiyat geldi, buraya değdi. Buraya değdiği anda benim limit price'ım aktif olsun. Ve şu seviyeden ben bir alım yapayım demek istiyorsam eğer, burası geçildiğinde emrim burada yer alır ve buradan alabilirim. Ya da bunu aynen şu şekilde de kullanabilirim. Örneğin şu seviyeye bir limit stop emri yazarım. Stop price emri. Bu seviye geçildiğinde limit emri hemen buraya yazılır. Yani onun altına, stop price'in geçildikten sonra altına yazmak istiyorsam, o zaman da şunu kapatalım. Stop price'ı bir seviyeye yazarım. O seviye geçildikten sonra daha altından retestinde almak istiyorsam yine bu stop price ve limit price emirlerini kullanabilirim. Bu stop limit ve stop market emrini şu şekilde de kullanabilirim. Sadece bu şekilde kullanmıyorum. Şuradan ekranı bir temizleyelim. Örneğin bir alım yaptık. Limit ya da market bölümünden, yani limit ya da market emri vererek bir alım yaptık. Ben dedim ki bu seviyeden, şöyle göstereyim. Şu seviyeden bir short açtığımızı düşünelim. Şunu şöyle biraz kalınlaştıralım. Bu seviyeden bir short emri açtığımı düşünelim. Bu seviyeden bir short emri açtığımda dilersem buradan stopumu buradan ayarlayabilirim. Yani stop market bölümünden 3600'den bir emir açmıştım, short emri. Burada stop market bölümüne gelip 3600 yazarak
Buradan emir açabilirim. Birazdan kontrat büyüklükleri ile ilgili değineceğim. Burada stop emrimizi kaçlık kontrat aldıysak o kadar belirliyoruz. Örneğin burada 10 bin dolarlık kontrat aldıysak limit emriyle stop emrimi de tam 10 binlik olarak işaretlersem fiyat tekrar buraya geldiğinde o aldığım 10 binlik kontratı buradan tekrar geri satabilirim. Ya da buradan sattığım 10 bin kontratı buradan stop emri yazarak geri alabilirim. Bu şekilde kullanabilirim. Diğer emirlere gelirsek take profit limit ve take profit market emirleri. Şöyle take profit marketten değinmek istiyorum. Limit emrini demin zaten stop markette anlatmıştım. Diyelim ki burada bir limit emrimiz var ve buradan bir satış yapacağız. Limit market emri yazmıştık. Aşağıya doğru fiyat gitmeye başladı ve ben diyorum ki ben iki hedef kullanmak istiyorum. Şöyle biraz küçültelim. Birinci hedefim burası olsun. Bunu yeşil yapalım. İkinci hedefim de diyelim ki burası olsun. Ben eğer işlemimin yarısını burada kapatmak istiyorsam şöyle ekranın üzerine yaza yaza gidelim istiyorum. Diyelim ki buradan 10 bin dolarlık short kontratı almış olayım. 10 bin dolarlık bir short kontratı almış olayım. Şunu kopyalıyorum, aşağı getiriyorum ve diyorum ki ben bu 10 bin kontratın 5 binini burada kapatmak istiyorum. Geri kalan 5 binini de burada kapatmak istiyorum. O halde ne yapıyorum? Take profit market ya da take profit limit emrimi 5000 kontratlık buraya yazıyorum. Yani neymiş bu? 3500'e geliyorum buradan. 3500 doları seçiyorum. Kontratımın toplam büyüklüğü buradan açtım. 10.000 dolardı. Fakat ben işlemimin yarısını kapatmak istiyorum. O halde buraya da 5000 yazıyorum. 5000 dolarlık kontratımı burada kapatıyorum. Take profit buy emrine basarak. Yine aynı emri buradan tekrar geliyorum. Bu emri düzenliyorum. İkinci hedefim de 3432'ymiş. 3432 yazıyorum ve bir 5000'lik kontratta buradan kapatıyorum. Take profit buy butonuna basarak ikinci hedefimi de buradan alabilirim. Şimdi geldik kaldıraç konusuna ki Bitmex'in en önemli konusu bence kaldıraçtır. Kaldıraç gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çünkü neden? Kaldıraç aslında bizim tüm bakiyemizi, tüm sermayemizi kullanmadan daha küçük miktarlar kullanarak hedeflerimiz ve stoplarımız doğrultusunda işlem açmak için kullandığımız bir araçtır aslında. Şimdi bu sol tarafa baktığınızda kaldıraçı ayarlayabildiğimiz bir yer görüyorsunuz. Burada cross, 1x, 2x ve 100x'e kadar çıkan kaldıraçlar var. Cross dediğimiz şeye birazdan değineceğim. Fakat öncelikle şuraya değinmek istiyorum. 10x, 25x kaldıraç kullanabiliriz. 100x'e çıktığımızda aslında riskimizi arttırmıyoruz. Aksine kullanmak istediğimiz marjin miktarını azaltıyoruz. Yani kaldıracı arttırdıkça kullanmak istediğimiz teminat miktarını azaltmış oluyoruz. Bu aynı zamanda bizim likide fiyatımızı aşağı çekiyor. Örneğin buradan bir short emri açtığımda likide fiyatım 50x'te burada olacaksa, yani 3681'de olacaksa, eğer ben kaldıracı daha fazla yükseltirsem likidasyon fiyatım daha da aşağıda olacak. Şimdi bunun nasıl hesaplanması gerektiğine gelelim ki en önemli nokta burası. Burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Place Order bölümünün sağ tarafında bir hesap makinesi göreceksiniz. Bu hesap makinesine tıkladığınızda Profit Loss, Target Price ve Liquidation Price olarak bir bölüm yer alacak. Şimdi burada nasıl hesaplıyoruz bunu göstermek istiyorum. Deminki örneğimiz üzerinden gidelim. 3604'ten short açmıştık. Ve ben bunun likidasyon fiyatını hesaplamak ve ne kadar para kaybedeceğimi stop olmam halinde bunu görmek istiyorum. Örneğin stopum 3650'de olsun ve bunun rengini de kırmızı yapalım. Şimdi buraya geliyorum ve giriş fiyatımı yazıyorum. Entry Price yazan bölüme. Diyorum ki 3600 benim bu short işleme gireceğim fiyat olsun. Kaldıraç miktarımı 50 olarak ayarlıyorum ve buradan da 10.000 kontrat aldığımı buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor? 3547.5. Bakıyorum burada 3547.5 nereye denk geliyor? Onu da işaretleyelim. 3547.5 koordinatlardan 3547.5 olarak işaretledim ve bunu da şöyle kesikli çizgi yapayım. Burada long işaretlemişiz, short işaretleyeceğiz. O nedenle aşağıda çıktı. Tekrar bakıyorum. 3654 dedi. Geliyorum koordinatlardan 3654. Bunu işaretledim. Gördüğünüz gibi ben de aşağı yukarı aynı yeri işaretlemişim bu 50 kaldıraç için. Eğer ben olur da bu kaldıraçımı 100 yaparsam
Gördüğünüz gibi ne oldu? Benim likidasyon fiyatım daha aşağı geldi. 3617'ye geldi. Bir de orayı işaretleyelim. Gördüğünüz gibi kaldıraçı iki katına çıkardığımda likidasyon fiyatım bu noktadan bu noktaya geldi. Likidasyon ne demektir? Likidasyon şu demek. Bu seviyeden bir short işlem açtığımda fiyat yukarı doğru giderse likidasyon fiyatıma ulaşması halinde benim pozisyonumun tamamı kapatılır ve ben zarar ederim. Bu zararı da nasıl hesaplayacağız? Bu zararı da şu şekilde hesaplayacağız. Burada profit loss bölümü var. Buraya geliyorum. Entry price bölümüne 3600 yazıyorum. Exit price'ım ne? 3617 benim likidasyon fiyatımdı. 3617 yazıyorum. Kaldıraçım 100'dü. Quantity bölümüne de ne kadarlık kontrat aldığımı yazıyorum. 10.000 dolarlık kontrat. Gördüğünüz gibi burada profit loss bölümünde 0.0131 XBT zarar edeceğimi görüyorum. Bunu şu şekilde yapabilirim. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Burada margin, required margin yani gerekli olan margin. Bu işlemi açabilmek için 0.0515 Bitcoin'e ihtiyacım varmış. Benim bu işlemi açabilmek için. Ve bu işlem stop olduğunda 0.0131 kaybedecekmişim. Ben burada eğer leverage'ımı 50'ye düşürürsem gördüğünüz gibi karım ya da zararım hiç değişmiyor. Fakat burada vereceğim teminat miktarı yani siteye vermem gereken teminat miktarı değişiyor yalnızca. Burada cross pozisyon açarak hesabınızdaki bütün bakiyeyi marjin olarak verebilirsiniz. Fakat bunu zamanla buradaki hesaplamayı öğrendikten sonra yapmanızı tavsiye ederim. Öncelikle burada işlem açmadan önce stopunuzu yani benim stopum diyelim ki 3651'de. Şöyle gelelim. 3600. Şunu şöyle short yapalım. Demin yanlış olmuş. Exit price'ım 3617 olduğunda 0.0131 zarar edecekmişim. Demin kar demiştim. Kusura bakmayın. Orada bir yanlışlık oldu. Burada marjinim gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada long veya short'u ayarlamayı unutmayın. Ben demin long olarak işaretlemişim. Buradan açıp buradan kapatmayı hesapladı o yüzden. Kaldıraçımı buradan 25 ayarlamak istiyorum bu kez. 25 ayarladığımda 3617'de likit olduğumda bu kadar para kaybedecekmişim. Peki kar etmem halinde ne kadar para kazanacağım? Onu da şu şekilde hesaplıyorum. TP seviyemi 3508'i getiriyorum. Buraya yazıyorum. Şimdi burada bir şeye dikkat etmem gerekiyor. Ben 10.000 dolarlık kontrat açmıştım. Fakat burada yarısını kapatacağım. O nedenle burada quantity bölümüne 5.000 yazıyorum. İlk hedefe gelmesi halinde 0.0364 kazanacakmışım. İkinci hedefe gelmesi halinde 3432 yazıyormuş orada da. Onu da geliyorum buraya yazıyorum. İkinci hedefte de 0.0680 XBT Bitcoin kazanmış olacakmışım. Bu şekilde bunları hesaplayarak hatta yanınızda belki bir kağıt bulundurarak bunları not alabilirsiniz. Burada önemli nokta şu, stopunuza göre bir miktar belirlemek. Yani sizin stopunuz 3651'de olması gerekiyorsa eğer bunu hesaplayıp girmeniz gereken kontrat miktarını buradan gelip test edip mesela siz burada profit loss bölümünde şimdi buraya yazalım 3651 diye 3651 yazalım. Burada bizim stopumuz olacaktı. 3600'den girip 3651'den çıktığınızda şurada gördüğünüz zarar miktarına bir bakın. 0.0194. Eğer siz bunu bu size çok geliyorsa buradan 5000'i şöyle 2000 şeklinde küçültüp bakın zararım da küçüldü. Daha az bir miktarla girerek. Bu şekilde miktarı bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani ne kadar zararı göze alabiliyorsunuz? 0.0077 zararı göze alabiliyor muyum ben? O halde 2000'lik kontrat girip stopumu burası belirleyip ve tabii likidasyon fiyatımı da kontrol etmem gerekecek o zaman. Buradan 2000 yazıyorum. Buradan kaldıraçımı bakıyorum 25 yazarsam 3730 oluyormuş. Evet 3730 benim stopumun çok üzerinde. Likidasyon için endişelenmeme gerek yok. Stop koyabilirim. Ya da burayı 50 yapıp deneyeyim. 3654'müş. Güzel. Hatta stop yazmama bile gerek kalmayacak. Direkt stop seviyem benim likit seviyem olacak. Yani kaybettiğim paraya eşit olacak. Buradan geliyorum profit loss bölümüne. 3651'de stop olduğumda, 3600'den girdiğimde, 2000 dolarlık kontrat aldığımda ve 25 kaldıraç kullandığımda gördüğünüz gibi 0.0075 kaybedeceğim. Eğer ben buna okey diyorsam, bu kaybetmeyi göze aldığım bir miktarsa bu işlemi gelip limit emirle buraya short emri yazıp sell emri yazıp sell limit buraya daha sonrasında buradan
stop market bölümünü seçip stop emrimi yazdığımda ve take profit emirlerimi yazdığımda artık analizimi yapıp bilgisayarımı kapatabilecek düzeydeyim. Bunu artık bu şekilde an be an takip etmeme de gerek yok. Çünkü limit emrimi yazdım, stop emrimi yazdım, hedefimi yazdım ve artık benim bilgisayara bakmama ve bu işlemi an be an takip etmeme gerek olmayabilir. Bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. O da bizim trailing stopumuz. Trailing stop neye yarar? Şuna yarar. Örneğin buradan işlem açtınız ve fiyat bir miktar düştü. Daha sonra siz bu işlemi takip etmek istiyorsunuz ve bir istüren stop kullanmak istiyorsunuz. İstüren stop nedir? Öncelikle ona değineyim. Fiyat aşağı geldikçe stopunuz da aşağı gelir. Örneğin şöyle yapalım. Diyelim ki bizim bu giriş yerimiz olsun. Fiyat geldi. Buraya düştü biz girdikten sonra. Sizin stopunuz da belirlediğiniz miktar kadar aşağı gelir. Örneğin trailing stopu trail value'ye yazan yere 50 dolar yazarsanız sizin stopunuz, bir şeyi sattınız mesela, diyelim buradan sattınız. Sattığınız şeye 50 dolar mesafelik stop belirler. Fiyat düştükçe, her 1 dolar düştükçe stopunuz da 1 dolar iner. 1 dolar düştükçe 1 dolar stopunuz iner. Fiyat yükselmeye başladığınızda stopunuz bu sefer yukarı doğru çıkmaz. En son nereye kadar indiyse orada kalır ve 50 dolardan sonra, 50 dolar yükselirse burada, siz diyelim ki 50 dolar demiştiniz ve buraya gelmişti. Fiyat düştü, yukarı çıktı. 50 dolarla siz hemen stop olursunuz ve karlı bir şekilde stop olmanızı sağlar. Bunu yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor trailing stop'a. Fiyatın nasıl swingler yapacağını önceden tahmin etmeniz lazım. Yani burada trailing stop'u kullanırken sizi stop edip daha sonra aşağı gitmeye devam edebilir. Onun için trail value'ya, yani ne kadarını kapatmak istediğiniz, kaç dolarla takip etmek istediğinize fiyatı, ona dikkat etmeniz lazım. 100 dolar mı? 200 dolar mı? Bunu da ATR indikatörüyle takip edebilirsiniz. Onu da şöyle göstermek istiyorum. ATR indikatörü nedir? Ondan da bir kısaca bahsedelim. Average True Range dediğimiz bir indikatörden bahsediyoruz. Average True Range, bir sonraki mumun yaklaşık olarak kaç dolarlık olacağını tahmin etmenizi sağlar. Burada gördüğünüz gibi ATR'nin değeri, şurada göreceksiniz, şuraya bakın, 13 gösteriyor. 13.7, yani 13.7 dolarlık bir mum bekliyormuş bizi. Yani 13.7 dolarlık, aşağı yukarı, bu net bir rakam değildir, aşağı yukarı 13.7 dolarlık bir mum bizi bekliyormuş. O halde bu ATR'nin iki katını yazarak, yani 26 dolar trailing stop yazarak ben short emri açtığımda bunu takip edebilirim anlamına geliyor. Benim çok kullandığım bir emir türü değildir işin açıkçası. Ben daha böyle stabil stoplar kullanırım. Fakat eğer sizin stratejinizde trailing stop varsa bunu bu şekilde trail value'ye, yani kaç dolarla takip etmesini gerektiğine, mesela burada 26 dolar ve işleminizin ne kadarı için trailing stop yazmak istediğinize, örneğin burada bizim 10.000 dolarlık kontratımız varsa 10.000'lik yazabiliriz ya da sadece yarısı için trailing stop yazabiliriz. Onu da 5.000 yazarak belirleyebilirim. Bu şekilde trailing stop yazabilirim. Bir başka değinmek istediğim nokta da şu. Yine bu çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. BitMEX'te aynı anda hem long hem short işlemi açamıyoruz. Yani iki farklı yöne işlem açamıyoruz. Örneğin buradan yukarı gitmesini istediğim, hem yukarı gitmesini hem aşağı gitmesini oynayamıyoruz aynı anda. Bunun için bunu yapmak istiyorsanız ek bir hesap daha açmanız gerekecek. Yani iki hesabınız olması gerekiyor. Fakat ben aynı yöne hem long hem short işlemi açmanızı tavsiye etmem. Çok tavsiye ettiğim bir yöntem değildir. Bazı arkadaşlar pozisyonları hedgelemek için bunu yaparlar. Fakat onu yapacağınıza pozisyonunuzun bir kısmını kapatıp daha sonra aşağıdan tekrar kapattığınız kadar almak aslında aynı şeye tekabül edecek. O nedenle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Aynı anda hem long hem short işlemi açmak zarar etmenize sebep olabilir. Burada pozisyon açtığınızda sembol olarak XBT, USD. Ben bu arada şunu tavsiye ederim. Sadece Bitcoin ve Ethereum'da işlem yapmanızı tavsiye ederim. Cardano, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Tron ve Ripple'da mevcut BitMEX'te. Fakat Bitcoin ve Ethereum'da işlem yaparsanız daha rahat edeceksinizdir. Hem de yeni başlıyorsanız bu sizin için daha güzel olacaktır. Burada sembol bölümünde açtığımız pair'ın, yani diyelim ki XBT, USD kontratı aldınız buradan. Size bölümünde ne kadarlık kontrat aldığınızı, yani burada quantity'ye ne yazmıştık? 10.000 dolar. Bunu göreceksiniz. Değer olarak şunu göreceksiniz. Pardon, size bölümünde ne kadarlık bitcoin'lik aldığımız, yani diyelim ki şurada 10.000 dolarlık kontrat aldık biz. 10.000 dolar için burada gördüğünüz gibi bir cost yer alıyor.
ve order value yer alıyor. Bu order value dediğimiz şey bizim ne kadarlık pozisyon aldığımızı gösteren yer. Burada size bölümünde bunu göreceksiniz. Emrimizin büyüklüğünü. Value bölümünde burada quantity 10.000 dolar yazmıştık. Burada 10.000 dolar yazacak. Burada entry price yani giriş fiyatımız. Burada market price yani o anki market fiyatı. Burada da likidasyon fiyatımızı göreceğiz. Margin dediği yer o işlem için burada gördüğünüz cost bölümünde 0.323'lük bir ödeme yapmışım. Bunu göreceğim. Unrealized PNL bölümünde diyelim ki ben buradan ne demiştik demin 10.000 dolarlık kontrat almıştık buradan ve 5.000'li diyelim ki kapattık. Burada realized bölümünde ne kadar bu açtığımız işlemde ne kadar karı cüzdanımıza gönderdiğimizi, unrealized bölümünde de henüz kapatmamış olduğumuz fakat karda ya da zararda olan işlemlerimizi gösteriyor. Örneğin biz buradan işlem açtık ve fiyat buralara geldi. Onu unrealized PNL bölümünde kar olarak görünüyor olacak. Yine bu da ROE olarak görünecek. Burada close position bölümünde de bir işlem açtığınızda bir bölüm yer alacak. İşleminizi eğer doğrudan oradan kapatmak istiyorsanız da oraya bir değer yazıp bunu enterlayarak işleminizi oradan kapatabilirsiniz. Son bir şey. Bu Twitter'da görmüşsünüzdür bu ROE paylaşanları %500, %10.000 falan. Bunun da kilit noktası şu, ona da değinmek istiyorum. Buradan iki kaldıraçla açtığınız işlemin insanlara şovunu yapmak istiyorsanız burada kaldıraçı 100'e çekip o işlem esnasında karınızı %5.000 falan gibi gösterip arkadaşlarınıza küçük şovlar yapabilirsiniz. Fakat dikkat edin bunu yaparken kaldıraçınızı zarardayken bu şekilde çekerseniz likide olabilirsiniz. O nedenle kaldıraçla çok oynamamanızı tavsiye ederim. Çünkü bir işlemin içerisindeyken de kaldıraçınızı değiştirebilirsiniz. Örneğin bir işlem açtınız. Bu işlemi diyelim ki 5 kaldıraçla açtınız. Ve o işlem için 0.1 Bitcoin margin vermiştiniz. Kaldıraçınızı kardayken, yalnızca kardayken kaldıraçınızı 25'e çıkartarak marjininizin yani teminatınızın bir bölümünü boşa alıp pozisyonunuza ekleme yapabilirsiniz. Yalnız sadece kardaki pozisyonlarınıza ekleme yapabilirsiniz. Bunu dile getireyim. Yani 5 kaldıraçla atıyorum 5 lira teminat veriyorsak eğer kaldıraçımızı 25'e çekerek marjinimizi 1'e indirip geri kalan o boşta kalan 4 lirayla tekrar pozisyon alıp pozisyonumuzu aşağılara kadar takip edebiliriz. Benim videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa videonun yorum bölümünde sorabilirsiniz. Dediğim gibi BitMEX'e aşağıdaki linkle üye olmanız halinde komisyonlarda %10 indirim kazanacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.